Arkadaşlar, herkese merhaba. Ben Samet Aktaş. Bugün yaklaşık 1 saate yakın video çekeceğim. Hayvanlarla ilgili. Köyden çıktık. Burası bizim araziye giden hayvanlar için yapılmış bir yol. Bazen buraya geliyoruz, bazen farklı taraflara gidiyoruz. Bu orman tarafı biraz daha toprağı yumuşak olduğu için şu anda hayvanlarımız şap hastalığında, yani dabak. Ondan dolayı buraya gelmeyi tercih ediyoruz. Şu çayır tarlalar da bitti sayılır, yani köyün etrafı. Ondan sonra zaten çayırlarda kalırız. Şimdi bu tepenin ardı, hemen şuranın arka tarafı zaten bir düzlük. Bundan sonrası düz. Sadece şu köyden çıkış yeri biraz yokuş. Evet arkadaşlar, düze çıktık. Arka tarafa dokunmadı. Yavaş yavaş gelsinler. Zorlanmasınlar. Şöyle geldimler. Buradan şu yamaçla, karşı yamaçla orman tarafına gireceğiz. Evet. Türkiye'de büyükbaş hayvancılığı bitirme noktasına getiren, gerçekten çok büyük zararlara sebep olan bir hastalık. Şap hastalığı, SAT2 virüsü. Yaklaşık ne zaman? Bizim burada bir ay önce başladı. Bizim bu simentaller biraz dayanıksız olduğu için onlar da görüldü. Başta arkadaşlar ağızlarından başlıyor. Ağızları köpürüyor. Sonra ağzının iç tabakası böyle soyuluyor. O ne kadar? Yaklaşık yani bir haftaya falan düzeliyor ağız. Ha, biz bunun için ne yaptık? Hayvanlarımız için ne kullandık? Ağrı kesici, antibiyotik, bir de ağızlarını sıkılan bir sprey var. Onun da fotoğrafını akşam çekerim. Videonun sonuna koyarım. Onda. Ağzına sıkılan spreyden sabah akşam her gün düzenli bir şekilde sürekli sıktık zaten. Hayvanlar çok otluğa bırakmadık. Şey yaptım. Ahırda baktık. Ahırda ne yaptık? Hayvanları sürekli yıkayacaksınız arkadaşlar. Yıkamak lazım. Çünkü yani gerçekten hayvanların ateşi oluyor. Kaç? 39'a yakın bir ateş oluyor. Belki üzerine de çıkar. Üzerini görmedim ama. O şekilde sürekli ateşini almayı, yani her şeyi ilaçla halledemezsiniz her şeyi. Biraz daha ne olması lazım? İlacı hafifletip daha doğal yollarla, yani soğuk suyla yıkayarak falan getirebilirsiniz. Çok şükür yani bizim köyde ne oldu? Hayvan kaybımız olmadı. Ha, biz bunun neyinden? İşte sütünden ciddi miktarda zarar ettik. Bir de yani bu maddi zararları da geçelim. Hayvanlar gerçekten yıprandılar.
Ama şükür yani bizim köyde can kaybı olmadı. İneklerimiz şeydi yani sağlamdı. Biraz daha dayanıklıydılar. Dirençleri güçlüydü. Güzel otlamışlar. Ama başka çevre köylerde mesela ciddi şekilde buzağı ölümleri oldu. Yine ciddi şekilde ineklerde ölümler oldu. Normalde bu şap hastalığı yani bizim Türkiye'de görülen hastalık ineklere böyle ciddi şekilde zarar vermezdi. Hatta inekler tutmazdı yani. Diyelim ki düveleri falan tuttu veya erkek danalar tuttu diyelim. Ama inekler tutmazdı. Aynı yerde bulunsaydılar da tutmazdı çünkü inekler dirençli oluyor. Zaten her sene sürekli aşılarını oluyorlar ya. Biraz da hastalığa karşı dirençli oluyorlar. Ama bu farklı bir virüs olduğu için yani özellikle inekler çok yıpratıyor. İneklerde mesela memeler ağzını tuttu. Diyelim bir hafta falan osurdu. Ha, yani dikkat ettiniz mi bir üçüncü gün, dördüncü gün artık hayvanlar yemeye başlıyor yani. O kadar, bence o kadar kötü değil ağzı. Ha, benim için en kötü olan ne? Ayakları. Mesela ağzından sonra şey yaptım. Hayvanların memelerinde tabak oluştu. Sütlerini sağamadık. Zaten sütleri olmuyor da yine de hiçbir sağımı yapamadık. Çünkü yani tutuyorsunuz hayvanın memesini çekiyorsunuz yani sağım yaparken diyelim elle sağım yaparken o yüzündeki deri soyulup geliyor. Zaten hiçbir şekilde makine takamıyorsun. Makine daha bir zarar veriyor. Onlar da yine o ilaçlar yardımıyla yani spreyle falan yine yıkayarak. Onlar da çok şükür geçti. Ha şu an en kötüsü ne? Ayakları. Yani kaç hafta oldu? Yani şu an diyelim ki 3. haftadır ayaklarında. Halen daha yani ciddi şekilde aksayanlar var. Şu an yumuşak biraz daha iyi yürüyorlar. Halen daha mesela bizim Simentel'in biri sabah dikkatimi çekti. Yan kalçalarından patlama olmuş. Genelde mesela tırnaklarında oluyordu. Bazısının işte ayakların düz kısımlarda da eklemlerde falan da şişlik oluşuyor. Oradan patlatıyor. Yine de çok şükür. Yani iyi. Yani bakın yumuşak olduğu için yürüyorlar. Ama yine ciddi şekilde aksayanlar var. Mesela bak arka tarafta gelemeyenler yani yavaş yavaş gelenler oluyor. Bakın arkadaşlar. Pars. Arkadaşlar şimdi o düzden indik. Burada. Şöyle. Hayvanlar şu yamaçla. Hemen şuranın arka tarafları yine düzlük yani hiçbir ufak tefek rampalar var da hayvanı yoracak bir durum yok. Buradan bu şekilde otlaya otlaya gidecekler. Bakın arkadaşlar. Şu dizindeki yarayı ön sağ tarafta bilekteki şişlik. Görüyor musunuz?
Böyle sürekli. Ha hadi. Düz bir yer buldum bunlar, hemen yatmaya başlıyorlar. Ayaklarından dolayı ağrı oluyor. Yani yeterince otlayamıyorlar da. Şimdi kalk hadi kalk. Bize sürekli bunların peşlerinde şöyle dolaşarak, yani en azından belli bir saatte uyusunlar. Karınları da doysun mesela. Şuralarda hayvanlar incitecek bir durum yok. Baktığınız zaman yumuşak. Zaten orman toprağı. Şimdi buradan içeri gideceğiz. Şu ileride suluklar var. Oradan sularını içerler. Arkadaşlar bu hastalığın bir diğer yan etkisi de, olumsuz tarafı da mesela diyelim ki hayvanlar kızgınlığa geldi. Hastalıktan önce tohumlamıştınız. Tohumlar tutmuyor maalesef. Yüksek derecede ateş olduğu için tohumların tutmasında sıkıntı oluyor. Ha, bu şu an yaz. Yani sıcak. Sıcaklarda saat 2 virüsü etkisini biraz daha kaybediyor. Yani azalıyor etkisi. Azaldığı için de aslında biz biraz hafif atlattık. Mesela bundan ben çok korkuyordum bu hastalıktan. Geleceğine emindim bizim köyde. Ama beni çok tedirgin ediyordu. Çünkü şöyle bakalım. İnekleriniz doğum yapmış. Doğan buzağların yüksek oranda ölüm oluyor. Tamam. Bir yıllık emek gitti. Bu sefer şey de oluyor. Hayvanlarınızı tohumladınız. Bu tohumlarda mesela ölü doğumlar, dana atmalar dediğimiz şeyler olduğu için ikinci senenin de emeği gidiyor. Yani Türkiye'deki hayvancılığın aslında bitirme noktasında olan bir hastalık. Zaten süt deseniz olmuyor. Sıkıntı. Yani korona virüsü vardı insanlar için. Saat 2 virüsünü de hayvanlar için düşün. Ciddi ciddi şekilde. Hayvanlara zarar veriyor. Şu an aslında biraz daha iyiler. En azından otluyorlar. Yani bir şeyler yiyip içiyorlar. Uygunun bir de ilk evreleri vardı. Hiçbir şey yiyemiyorlar. Yani baktığınız zaman yine çok şükür biz elimizden geldiği kadar yedirmeye çalıştık. Yani o kadar da dirençlerini düşürmedik de. İyi. Düşünün ki hayvanın ağzına ilaç sıkacaksınız. Hiçbir şekilde böyle ağzına müdahale edemiyorsunuz yani. Hayvanın ağzını açmanız gerekiyor. Spreyi sıkmanız lazım. Elinizle tutuyorsunuz, bakıyorsunuz soyuldu. Ya onun için çok çok dikkat etmemiz lazım. Bu hastalıklarda. Ne kadar az incinirseler o kadar hızlı iyileşirler. Bu ayaklar da zamanla iyileşecek. Ben özellikle şey yaptım. Mesela tırnaklarında sıkıntılar oldu. Tırnaklar üzerine örnek veriyorum, mesela ademin denen bir ilaç vardır, A vitamini. Bunu buzağlarda yüksek dozda uyguladığınız zaman buzağa ne olur? Eğer ki boynuzlar körelmiş değilse yüksek derecede boynuz sürer.
Yani boynuzları uzar. Aynı şekilde tırnakları da uzar. Ben ne yaptım? İneklere yüksek dozda ademin yaptım. Yani vitamin, ek vitamin. Biraz daha tırnaklarını hızlı toparlasınlar diye. Zaten bu tırnaklarına yönelik ilaçlar da var, antibiyotikler de. Biraz maliyetleri fazla. Dün bir muhabbet oldu mesela. 100 milimi 500 TL olması lazım. Yani baktığınız zaman maliyetler de oldukça yüksek. Ama hayvanlardan da önemli değil, mecburen alıp uygulamamız gerekiyor. Gördünüz mü, hemen otlamaya başladılar. Bizim ineklerde ne oldu? Tohumlamıştık. Aradan bir iki ay geçmiş, tekrardan kızgınlığa geldi. Şu an biraz daha iyileşme evresindeler, yani iyileşiyorlar aslında. Ne var işte, sürünün içerisinde yine çok kötü olanlar var. İlla ki var. Yine sürüye katılmayanlardan da var. Ya düşünün ki şu anki hayvan sayısı işte 150 civarıydı. Öyle bir şeye gelmişti ki artık 60-70 tane hayvan çıkıyordu. Yani yarısı yoktu. Katılmıyordu. O kadar kötü durumdaydılar. Yürüyemiyordular özellikle. Şu an çok şükür biraz daha iyiler. Arkadaşlar, normalde şuranın arkasından gidecektik de. Hayvanlar şuradan aşağı geldiler. Böyle bu derede de su var. Yani çok değil ama iyi, yani yeterince var. Şimdi buradan şöyle ormana içeri, buradan çıkacağız yukarı. Hayvanlar da zaten sularını içtiler. Aşağı yukarı doydular da yani. Yukarı çıktımlar, zaten yatarlar 1-2 saat. Buradan otlaya otlaya giderler. Normalde şu yukarılardan şöyle gidiyorduk da ormanın içinde. Hayvanlar hastalıklı olduğu için oraya çıkmak biraz zor. Oradan gitsinler. Zaten bu inekler akıllı. Yani belki yüzlerce defa buradan yukarı gitmiştirler. Yerini biliyorlar. Buradan dümdüz gidersiniz. Normalde sağlıklı olsalar hayvanlar şöyle burada da bırakıp direkt ormanın içinden yukarı gidip, şu hemen yukarıdaki düzlükte kurumlar var işte, sulukla. Hayvanlar gelir orada hem yatarlar hem de yeniden suyunu içerler. Yani bilirler orada neyin ne olduğunu. Ama şimdi geride kalanlar yatıyor. Onun için çobanın şu an arka tarafından gitmesi, arkalarından gitmesi daha iyi. Harsı da açtım bugün. Yavrulara tat vermiyor. Korkutmuş yavrular.
Arkadaşlar bak, bunlar da bizim korkuç dediğimiz yeniyor yani. Bunlar tam yetişmemiş de şöyle kızarmalar lazım. Hoş böyle bir ekşimsi tadı var. Gayet güzel. Bak. Bunlar kızardı mı çok lezzetli oluyor. Şimdi biraz sertler. Bakın arkadaşlar. Bu da şu şekilde. Şurada iki tane dere var. Şunu da göstereyim ya. Arkadaşlar şu da Argun. Bak. Bunlar böyle hep kızarıyor. Bunun da iki çeşidi var. Bir tatlı argun var, bir de ekşi argun var. Güzel dağ meyveleri. Bak. Bir tane buradan dere geliyor. Bir tane de buradan dere geliyor. Yani sularda bayağı soğuk. Ormanda olduğu için serin kalıyor. Mis gibi. Bakın burada da bir şey var da bu yenilmiyor. Pas bir çekil önümde. Arkadaşlar geri dönmelerine izin vermeden şöyle şu yamaçla gideceğiz. Hayır. Buralarda bayağı otlu. Bakın nasıl yamaç. Eskiden buralar hep tarlaymış. Öküzlerle falan sürüp ekiyormuşlar. Ben görmedim de tabii. Yetişmedim o zamanlara. Bayağı bir yokuş yani. Bakın arkadaşlar bayağı bir otlu yer. İlk zamanlar geliyorduk buraya da şuradan yukarıya çıkamadık hayvanlardan dolayı. Şimdi biraz iyileştiler, yavaş yavaş gitsinler. Ne oldu? Varsa bir ay sonra ilk defa getirdim hayvanları. Kafesteydi.
Kızana falan geldi, köpek bırakmadı. Erkek köpek. Boş geçirdim, biraz daha büyüsün. Şu an yeni ya. Gerçi 1 yaşına girmedi daha. Şu köpekler de normalde davar köpekler, yavrular 2 tane. Normalde koyun köpeği. Size çok güzel bir köpek göstereyim. Ayağını artmış, nedense yürüyemiyor. Çok güzel bir hayvan köpeği arkadaşlar. Yani baktığınız zaman diyelim bir safır falan değil. Biraz kırık. Ama çok güzel bir hayvan köpeği yani. Bırakın hayvanları, inekleri gidin. Yanlarından ayrılmaz. Normalde bu kadar da sosyal değildi. Bizim yanımıza gele gele sosyalleşti. Biraz zahmet alıştırdı. Öyle geliyor. Ekmeğimiz olursa paylaşıyoruz. Pişt. Arkadaşlar şu dişi. Şu da erkek. Altı aylıklar. Ama her gün geliyorlar hayvanın peşine. Yormanın içine girsek çok güzel olacak. Ama aşırı derecede sıcak ya. Enteresan bir hava var. Hemen hemen bir 80 santim oldu. Hadi bakalım yine üstüne koyacak mı, büyüyecek mi? Geç şu an tüy de. Kızım. Bunun göz renkleri çok güzel. Bak. Kıskançlığı görüyor musunuz? Yapma, hayır. Neden üstüme atladın? Dur. Ah, beyin aldı beni. Yapma Pars, hayır. Bak, kızdırma beni. Dur. Zaten tüy desin, üstüme tüy atma. Dur. Bekle. Hep kıskançlığından ediyor. Normalde bakın arkadaşlar, hiç insana saldırgan değildir. Hatta bir gün buna yönelik bir video da çekeceğim. Geçen de bir yürüyüşte şöyle bir şeyle karşılaştım. Yolda o kadar insan rastladı. Hepsinin yanlarından geçti. Hiç böyle tepki vermedi. Hiç umurunda olmadı. Biri arkadan bana bağırdı. Yok. Evet. Biz önden yürüyorduk. Arkamızdan da birkaç tane abi geliyordu. Onlar bir de mesela Samet diye bir bağırınca, bu da artık bir şey mi oldu sandı. Ne olduysa, ses biraz yüksek olunca, yani hemen insanların üstüne döndü böyle. Bildiğiniz saldırmaya yönelik, yani korumaya yönelik. Böyle havlayıp gitme tarzına değil. Uzaklaştırma amaçlı değil. O yüzden ben köpeklerimi çok seviyorum. Aybarslan'ı böyle. Sahibini koruma eğitimleri. Eğitim demeyelim de aslında içgüdüsel olarak çok yüksek. Arkadaşlar hayvanlarımız şuradan geldiler. Şöyle gelenler var zaten.
Burada sularını içecekler, içiyorlar. Şu önceki bir videomda kurum taşıma vardı. O da şu altta görünümde. Şu ilerideki düzlükte hayvanların yattığı yer, yatak. Burada yatıyorlar. Şekilde arkadaşlar yeni fırınlarımız. Bal taraftakini içmişler. Hava sıcak. Yatmıyorlar. Şimdi biraz gerçi rüzgar çıktı. Rüzgar. Rahatlatır onlar. Her koydum arkadaşlar. Arkadaşlar döndük. Hayvanlarla buradan otlaya otlaya geldiler. Saat de 5 oldu. Akşam yani 17.00. Zaten 5.30 gibi de önünü artık şu tepeden bırakıyorum. Yani altı gibi köyde oluyorlar. Buradan da şöyle sardırdım. Buradan yavaş yavaş gidecekler. Arkadaşlar saat 5.30 oldu. Yavaş yavaş toplayayım. Hey. Ha. Siz yokla koyulun. Gel. Hey.
Gel. O inek de orada. Hey. Hey. Ah. Görüyor musunuz arkadaşlar? Burayı. Gerçi şu an çok güneş vuruyor. Evet, o taraftan güneş geliyormuş demek ki. Arkadaşlar, hayvanlar toplama işi tamam da şuradan çok güneş vuruyor. Karşıdan video çekemiyorum. Neyse, biraz çık yine de. Biraz daha iyi. Hayvanların bir yere çıkmasından sinmeleri daha zordur her zaman. Burası da köy arkadaşlar. Güneşten çok belli olmuyor da. Ah! Tırnaklarını bilmiyorum, görebiliyor musunuz oradaki açılmayı? Biraz da tuz var, görünüyor kaçak. Ya Pars var ya. Dur. Ya ışıktan belli olmuyor. Arkadaşlar, etraf bayağı bir açıldı. Çay, tarla işler derken Hadi. Yürümeye hali yok, köpekler iş yapıyor. Şşt. Şşt.
Hey. Sen. Allah Allah ya. Arkadaşlar o yokuşu indik şimdi. Buranın altı böyle biraz ağaçlık. Gel. Hey. Son olarak sularını içiyorlar. Güneş vuruyor ya. Kaç tane dereden gittik, kurumlar, suluklar, nurdu o kadar durdular. Yine de hava o kadar sıcak ki. Hayvanlar yanmış. Şöyle tutayım yandan yanına. Sadece bu ineği gördünüz. Buralarda biraz taşlık. İyi yani. Bakın arkadaşlar.
Şöyle şu dağdan geldik. Köye girdik. Şu inek o kadar tembel, o kadar tembel ki. Yani var ya. Sanki ayaklarını birbirine bağlamış. Heh. İyi gelmişsin. Bu da çok tembel. Bakın arkadaşlar, buralar da bahçe. Şunlar fasulye. Şimdi arkadaşlar bunu iyi izleyin. Hani burada bıraksan yarım saat evin önüne gitmez. Yukarıda bir iş makinesi çalışıyor. O yüzden bir ses geliyor. İnşallah benim sesimi bastırmıyordur. Gel. Arkadaşlar burası da bizim cami. Şu yan tarafları mezarlık. Şurada mezarlık. Görüyor musunuz? Ha! Şurada caminin kalorifer peteği var. Şey petek diyorum, kazanı var. Kışın yaktığımız zaman camide ısınıyor, ısıtma borularla. Buralar hep çam dolu. Şuradaki Leyla Kağıt'ı da. Şöyle bakın arkadaşlar camimiz. Şurası taziye evi. Şurası da okul. Lakin kullanılmıyor yani. Şurası okulun lojmanları. Şu ilerideki okul. Ortadaki yine lojman. Görüyor musunuz? Buraya mezarlık. Şu
Şurada köyün boruları var. Şurada yine suluklar, yine borular. O yara Erzurum'a yağmur yağmıştı şundan 1-2 hafta önce. O zaman kepçe gidince kaldı işler. Tembel de bu. Ayaklar daksayınca iyice tembelleşti. Güneşe bakın ya. Arkadaşlar bak. Burada da köyün suluklar. 4 tane. Arkadaşlar bir tane inek vardı ya, bacağında yarası vardı. Şimdi ona katran çektim. Katran sıkacağız. Şöyle enjektörle. Gel. Ters. Katran sıcakta kurtlanmasını falan engeller. İlk aşama bu. Arkadaşlar şöyle bir antibiyotik tarzı bir şey var. Bu şak hastalığın kapacak ayaklarının ilgisinde bir tane de bundan uyguluyor. Bu da 50 kiloya 5 milim. İneğimiz tahmini kaç kilo? Yani yaklaşık 35 kilo. Ters. Arkadaşlar bu uyguladıklarım da bir hafta sütleri kullanılmıyor. Yani 8 saat olması lazım. Bak. Ağızları için kullandığım sprey bu. Şu an bitmiş. Şap, mantar, ektima ve uyuz hastalıklarına etkin çözüm. Bundan da yani sabah akşam ağızlarını 3-4 defa sıktığımız zaman düzelir. Arkadaşlar bakın bunlar hep bir dikmiş şeyler de ketmiyoruz. Ağrı kesici, ateş düşürücü. Şu antibiyotik bunun üzerine biraz katran dökülmüş. Bunlar hep kullanmadığım ilaçlar, yani bitmiş olan ilaçlar. Aşırı değil yani. Nasıl diyeyim, sabah akşam bu zaten kaç kilo? Yani ben bundan 10 milim falan vuruyordum aşağı yukarı. 50 kiloya 1 milim olması lazım. Bakayım. Öyle bir şey. Bu da 100 kiloya 3 milim. Bunlar hep bitmiş de kablarını senin için buldum. Adevil var. Vitamin bu. Bundan da kaç sığırlar için 7 milim yani 8 milim civarı uygulayabilirsiniz. Ondan yana da şurada bir tane yine
veya ilacın vitamini var. Böyle göstereyim. Böyle gözüküyor mu içerisinde? Da tamam. İçinde bir sürü şey var. Sodyum, ham protein, ham selüloz, ham yağ, ham kül, vitamin A, vitamin D3, vitamin E, biyotin, bakır, çinko. Yani bir sürü şey var. Burada nasıl? İnekler ve büyük başlar ve atlarda 100 gram günlük. Hayvan başına 100 gram veriyorsunuz her gün. Ağızdan direkt dökebilirsiniz ki biz bardak yardımıyla döküyoruz. Ya da yemine katıp da verebilirsiniz. Özellikle ayaklar kötü olan tırnaklanırken toplanmasını istiyorsanız, yani bir an önce iyileşsin diyorsanız, bunlar tabii ki hep maddi yönden şey ama hayvanlar için önemli. Arkadaşlar şu an sağım var da şöyle tırnaklarını göstereyim. Alttaki açılmalar görebiliyor musunuz? Bakın. Şuna tam orta tarafları yumuşak. Şu ayağını açan sayı. Şöyle göstereyim de. Gel. Tut bakayım o tarafa. Önde zaten sürekli temiz suları var. Şu tuzları bir ara koymuştum, kaldırmıştım, tekrardan bıraktım yalasınlar diye. Yani şu şap hastalığında önlerinde sürekli temiz suyun olması çok çok önemli. Çünkü hayvanın ateşi çok oluyor yani. Biraz kendimizden yola çıkmamız lazım. Şu ineğimiz kötüydü. Temiz su çok önemli. Bakın mesela illaki bütün hayvanların şap hastalığına yakalanacak diye bir şey yok. Mesela bu hayvanımız yakalanmadı. Çok hafif atlattı yani. Yakalandı, çok hafif atlattı diye. Yine önlerinde temiz suyu. Şimdi bunlar içmedikleri zaman ne yaparlar? Bu su biraz daha kirlenebilir. Mesela ne yapar? Dışarıda içer gelir. Şu burada kalır. Kaldığı için de biraz üstü tozlanır. Sonuçta ahır burası yani. Kirlenebilir. Onun için de ne yapmamız lazım arkadaşlar? Sürekli temizlememiz lazım. Arkadaşlar devletin bu hastalık için ürettiği ilacı gösteriyorum. Şöyle. Şap aşısı. Ha, etkili mi? Bence etkili bir şey değil. Belki biraz hafif atlatmasını sağlayabiliyordu. Lakin %100 mü diyemeyiz. Bunları nereden alabilirsiniz? Yani devlet bunları veriyor. Ondan yana sıkıntı yok. İstediğiniz yerden alabilirsiniz. Bunu da göstereyim. Belki biraz ne diyelim ki, eski kafalı diyebilirsiniz. Şu gres yağı hayvanların memesinde sıkıntı olduğu zaman, mesela biz bu gres yağını sürdüğümüz zaman yumuşatıp hayvanları rahatlatıyordu. Yani iyi geliyordu. O kadar şey değil. Bakın burada şeyler var. Vitamin yalama taşlarımız var. Arkadaşlar şu otlar da buraya bırakıyoruz mesela. Şunlar gördüğünüz gibi. Şunlar kurunga. Buradan hayvanlara veriyoruz. Mesela bu da hem kurunga hem buğday samanı. Gördüğünüz gibi yeşil. Yani hayvanlara saf bir şekilde verdiğiniz zaman bile yer. Bunlar hep kendimiz geçen yıldan patusa vurmuştuk. Öyle duruyorlar.
yediriyoruz yavaş yavaş hayvanlara. Bu tamam biraz iyi oluyordu. Yani şöyle diyeyim. Bakın şöyle bir olayla karşılaşmıştım. Gerçi şurası da kireçli, şurayı da göstereyim. İnsan yeniden tekrardan septi. İçeride buzağlar var. Onlar hastalık bulaşmasın diye. Arkadaşlar bir ot bir hayvanın damağına batar mı? Batıyor işte. Mesela şöyle bir ot. Ha. Yani ineğin birinin damağından çıkardığını biliyorum bu hastalıkta. Yumuşattığı için, döküldüğü için ne yapıyor? Yumuşak bir yer buldu mu hemen ot oradan içeri batıp gidiyor. Yani onun için dikkat etmemiz lazım. İlgilenmemiz de lazım. Yani maddi yönlerden çok biraz da manevi yönler, tabii ki maddiyat çok önemli ama bir hayvanın acı çekmesi de dayanılacak bir şey değil. Şu ineğimizin ağzından çıkarmıştım. Şu gördüğünüz montofonlar ne oldu? Hiç kızgınlığa gelmediler. Tam gelecektiler, böyle akıntılara başlamıştı. Bir hastalığa yakalandıkları için hemen hayvanlar geriye gitmeye başladı. Böyle durumlar arkadaşlar. Şu içeride buzağlar vardı, ondan sonra göstereyim. Bak, ağırın pencereleri full açık. Buralarda. Üstünde yine havalandırmalar da var zaten. Şuradaki kapı açacak. Şunlar köyün boruları arkadaşlar. Bir bölgeye su alınacak burası için. Şurayı göstereyim. Burası bizim garaj. İçerimiz burada açılı. Şurada traktörün ekipmanları. Burasıyla şöyle tavukları göstereyim. Hazır. Video çekiyorum. Onu getir de göster. Getir. Zeytin Nuruz. Onu göster anne. Vermin onu arkadaşlar. Getir onu. Horoz. Fakat bizim üretimimiz değil, dışarıdan aldık. İnşallah güzel bir şey olacak. Burası da arkadaşlar köpeklerin kafesi. İçerideler. Hepinize hayırlı günler. Videolarımı beğenip kanalıma abone olmayı unutmayınız. Bastalık da mücadele eden varsa da herkese geçmiş olsun. İnşallah tez zamanda atlatırsınız. Hayvanlar iyileşir. Herkesin Allah yardımcısı olsun. Hayırlı günler.